Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 9 Haziran Pazar. Güne Ay Aslan Burcu'nda başlıyoruz büyüyen fazla. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de zaten üzerine konuşuyor olacağız. Aynı zamanda bugün Venüs de burç değiştirecek. Onu da belirteceğim. Şimdi ilk açımız 00.23'te kesinleşiyor. Ayın Venüs'le yapacak olduğu kare açı. Şimdi Venüs iyicil bir enerji barındırıyor. Boğa Burcu'nun da artık son derecelerinde. Şimdi Ay'la yapmış olduğu bu kare açı birazcık, özellikle bu ilişkimiz olabilir, işte maddi kaynaklarımız olabilir, işte sosyalleştiğimiz alanlar olabilir. Özellikle onaylanma beklentisi, desteklenme beklentisi istediğimiz yerlerden istediğimiz şeyleri alamadığımızı hatırlama eğilimi göstereceğimiz bir zaman dilim. Yani o iki saatlik süreç biraz beklentiyle, şöyle daha iyi olabilirdi, böyle bir tavır sergileyebilirdi gibi daha çok eksik görme eğilimi içerisinde olacağımız bir süreci barındırıyor. Hani gece saatlerinde olması biraz huzursuz uyumamıza sebebiyet verebilir. Ama onun haricinde çok çok büyük, majör bir sert enerji barındıran bir durum değil. 00.44'te bu arada ayın son açısı Aslan Burcu'ndaki Venüs'te yapacak olduğu kare 00.24'ten 00.44'e kadar boşlukta seyrediyor olacak. 00.44 itibariyle önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında da Başak Burcu'nda ilerliyor olacak. Şimdi Ay Başak Burcu'ndayken birazcık detaycı, mükemmelliyetçi, eleştiri yapma güdüsü içerisinde hareket eden bir yapı sergiler. Önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında da daha çok eksik görme, yani buradaki o eksik görme olgusunu da böyle şey gibi, kötü gibi algılamamak lazım. Çünkü Başak enerjisi sistemin eksiklerini görüp tamamlama ihtiyacı içerisindedir. Yani önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında hani bu böyle olursa daha iyi olabilir, bunu bu şekilde yapabiliriz. Yani çok duygu katmadan çözüm üretme güdüsüyle hareket edeceğimiz bir 2,5 gün. 04.36'da bu sefer artık Venüs İkizler Burcu'na geçiyor olacak. 4 Temmuz'a kadar da İkizler Burcu'nda kalacağını görmekteyiz. Bu 4 Temmuz'a kadar olan süreçte bir kere işte arkadaşlıklar, kardeşlerle olan ilişkiler, iletişim, bildiklerimizi aktarmak, biraz daha hoş sohbet ve sohbetle vakit geçirmek, eğlence algımızı biraz daha entelektüel boyuta taşımak isteği ve arzusu içerisinde olabiliriz. Sosyalleşme güdüsü içerisinde hareket edeceğiz. İletişim kurma güdüsü içerisinde hareket edeceğiz. Biraz renkli bir dönem. Konuşmayı ihtiyaç halinde hissedeceğimiz bir dönem. 09.15'te ayın bu sefer Uranüs'te bir üçgen açısı var. Zaten Ay Başak'ta, çözüm üretme ihtiyacı güdüyoruz. Uranüs'ten aldığı bu destekle birlikte de özellikle 10.15'e kadar, yani 08.15'ten 10.15'e kadarki o 2 saatlik zaman dilimi çok farklı, marjinal, denenmemiş, yeni, farklı fikirleri uygulayabileceğimiz, olaylara biraz daha objektif bakıp hareket edebileceğimiz bir güdü verecektir. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Hani Uranüs iyi açısında da dürtüseldir. Yani burada özellikle duygusal anlamda hızlı iniş çıkışlar yaşayabilir. Ay Başak'ta olduğu için de çok bunu duygu yönüyle ifade etmekten ziyade tavır ve davranış aktaracağımız için biraz farklı, şok edici olabileceğimiz bir süreç. 10.07 itibariyle ayın Şiron'lu bir 150 derecelik açısı var. Burada yine böyle bir sıkılgan, mümkün olduğu kadar işte böyle biraz izole olayım, kendimle kalayım. Çünkü yara almaya eğilimli bir enerji var burada ama nereden geleceğini bilmeyiz burada mesela yaranın. Ya da bunu direkt bir insan ya da bir olaydan da almayız. Öyle bir şey görürüz ki mesela geçmişte bir durumu bize hatırlatır. Hani kırılmaya, üzülmeye müsait bir zaman dilimi saat 11.07'ye kadar biraz hassas tepkiler verebileceğimiz bir etki barındırıyor. 14.32'de ayın Merkür'le yapacak olduğu bir sekstil açı mevcut. Özellikle duygularımızı ifade etmek yönünde ya da kendimizi olduğu gibi ifade etmek ya da mesela örnek veriyorum, bir durumla ilgili bir çözüm planınız vardır. Bunu aktarırken ay biraz başaktayken diktedir. Yani bunun böyle olması gerekir der. Bir şey eleştirmek isterse de sert bir mizaçla eleştirebilir. Merkür'le yapacak olduğu bu kontak istek ve arzularımızı ifade ederken daha güzel bir mizaçla, daha anlaşılabilir ve
karşımızdakine de hoş gelen, yargısız bir mizaçla hareket etmemize sebep olacaktır. Değerlendirebileceğimiz bir zaman dilimi. Günün son açısı, ayın bu sefer Güneş'in Neptün'le yapacak olduğu bir kare var. 22.33'te kesinleşiyor Güneş ve Neptün karesi. Şimdi bu bir gün önceden aslında etkisini yoğun bir şekilde hissettiğimiz, hatta yeni ay anında da olan bir açı, unutmamak gerekiyor. Çünkü Neptün orada yeni aya uzak da olsa bir kare yapıyordu. Tüm gün etkisi yarın da hissedeceğimiz, hatta bir sonraki dolunaya kadar hissedeceğimiz bir etki barındırıyor. Şimdi burada Neptün biliyorsunuz ki aslında çok yaratıcı, bizi bir şekilde inanmaya ama inandığımız uğruna da hayallerimizi gerçekleştirmek uğruna da girişimler yapmaya zorlayan bir enerji. Şimdi Neptün'ün Güneş'le yapacak olduğu bu kare açı ya olayları gereğinden fazla, sadece olay da değil kendimizi de idealize etmemize ya da yetersiz görmemize sebep olup bir şekilde geride durmamızı sağlayan, yani olayın gerçek tarafını görmemizi engelleyen bir etki barındırıyor. Çünkü sert bir açı var. Ben de burada hani puslu ve sisli bir etki barındırdığı için gün içerisinde olabilir ya da işte bu yeni ay anında ortaya çıkmış bir durumla ilgili bir karar vermek olabilir. Ya da biz hayatımızda bir konuyla ilgili netlik istiyoruzdur. İşte bu Neptün açısı burada bunu engelliyor. Dolunay anı itibariyle de bu açıyı tetikleyeceği için hani önümüzdeki süreç birazcık puslu, sisli, belirsiz geçebilir. Bu belirsizliği sağlayan biz de olabiliriz. Yani biz de netleşme cesareti göstermiyor olabiliriz. Eğer ki çok içinize sinmiyorsa bu dönem çok da böyle net olmadan bir şeyler çok fazla kağıt üstüne yansımadan diyeyim, çok da ani fevri karar vermemekte fayda var diye düşünüyorum. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.